Söz fakirlerinden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle kivi marka iki tane ürün inceleyeceğiz. Bunları A101'den aldık. Bir tanesi poşet kapama makinesi, bir tanesi de süpürge makinesi diye geçiyor. Kablosu süpürge makinesi diye geçiyormuş arkadaşlar. Ben bu ürünü çok sevdim. Bakın bu ürünü çok merak ediyorum. Bunu denemek istiyorum açıkçası. Şu ürünü bilmiyorum, pek umudum yok gibi ama bir test edeceğiz, göreceğiz. Neyse biz şeye geçelim. Teste geçelim. Arkadaşlar bu ürüne süpürge makinesi diyorlar ama bence bu pek süpürge makinesi değil. Bu bildiğin kırıntı toplayıcı. Kırıntı toplar yani. Bence. Bu şekilde çıkıyor. Şöyle bir kılama kalırsa bunlar işimizi görmez. Zaten biliyoruz, çocuk biliyoruz. Evet, bu da böyle. Bu kadar. Kutu içeriği bu kadar arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Pil takacağız. Nasıl takacağız? İki tane pil çıktı içinden ama bunları inanın ben takmadım. Neyse. Tamam. Ürün bu şekilde arkadaşlar. Böyle çalışıyor. Sesi bu şekilde. Sesi çok iyi aslında. Sesi güzelmiş. Beklerinden iyi çıktı aslında arkadaşlar. Şöyle yapalım. Ben kırıntı falan ayarlayayım. Ona göre bir test edelim. Arkadaşlar bu şekilde iki tane kırıntı türü oluşturdum. Cips yedik vesaire, kırıntılar oluştu. Onların bir de buraya birazcık çay, birazcık pirinç tanesi şey yaptım. Neyse arkadaşlar, adresi de bu arada şu şekilde çıkıyormuş arkadaşlar. Onu da kontrol ettim. Bir şeyler çektim. Şimdi sizle beraber çekeceğim. Önce kırıntıları çekelim. Bakalım nasıl çekiyor. Çalıştırdık makineyi. Bence size bir söyleyeyim mi? Cipsi çok iyi topladı. Gerçekten kırıntıları çok iyi topladı. Şunları boşaltalım şuraya bir dakika. Yani bu tarafı suyla yıkayabilirsiniz. Bu tarafa pek su önermiyorum. Neyse şeylere bakalım. Bakalım bunları nasıl toplayacak. Şimdi sırada pirinçleri de toplayalım. Pirinç tanelerini. Tekrar çalıştıralım. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Bakın pirinç taneleri okey, sıkıntı yok. Ama böyle çay gibi havadan dolayı etkilenecek ürünleri sıçratıyor. Pervanesi sayesinde bunları etrafa sıçratıyor. Bu konuda sıkıntı. Ama şu şekilde kırıntı tarzı şeyleri rahatla toplayabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım, bir daha deneyeceğim çayı. Ona göre bir test daha yapalım. Bir dakika. Arkadaşlar biraz önce hata yapmışım. Şu kapağı tam kapatmadığım için arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Biraz önce yaptığım hata arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Biraz önceki videoda, biraz önceki karede. Şuraları kapatmadığım için bunu tam böyle kapatamadım. Böyle kalmış bu. Böyle kaldığı için pervanesinin şeyinden dolayı etrafı saçmış. Normal şartlarda hiçbir şekilde etrafı sıçratmıyor. Gayet çok da güzel topluyor arkadaşlar. Yani bu makine bence okey. Bu makine bizden geçer. Bu makine gayet iyi. Bu makine, hani ben bu makineyi kaç aldım? 100 liraya aldım. 100 lira eder yani bu makine. Bunu örnek veriyorum, gırgır yerine bunu kullanabilirsiniz evde rahatlıkla. Çok da pratik. Yani çok abartılı bir pislik olmadığı sürece bu çok pratik bir ürün. Bir sonraki ürüne geçelim. Evet arkadaşlar, sırada bu ürün var. Arkadaşlar bu ürün şu şekilde. Şöyle kutusundan sadece kullanma kılavuzu çıktı. Okudum, nasıl olduğunu öğrenmek için okudum. Buna da aynı şekilde iki tane pil takıyorsunuz. Panasonic veya marka fark etmez. Şu şekilde pil. Bu da fiyatı 60 lira mı 50 lira mı, o civarda bir şeydi arkadaşlar, tam hatırlamıyorum. Şimdi bunu denemek için bir cips poşeti alıp geliyorum hemen. Ona göre kontrol edelim. Arkadaşlar cips poşetimizi aldık, geldik. Şimdi arkadaşlar bu makinenin nasıl kullanılıyor size önce onu anlatayım. Bu makine öncelikle buraya basılı tutuyorsunuz ve ilk pil taktığınızda birazcık ısınmasını bekliyorsunuz. Elinizi buraya koyduğunuzda bunların ısınması gerekiyor. Ve bu makine bir dakikadan fazla çalışmıyormuş kesintisiz olarak. Üst kullanım açıklamasında o şekilde yazıyor.
Bir de arkadaşlar söylemek istediğim farklı bir durum var. Şuradaki mıknatıslardan da herhangi bir magnet olarak buzdolabına falan asabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bunu deneyeceğiz arkadaşlar. Ben bayağı ısıttım bunu. Bu şunu koyalım. Örneğin açtık cipsimizi yedik. Geri kalanını saklamak istiyoruz. Bakalım işe yarayacak mı? Deneyelim. Tekrar deneyelim. Oh, vallahi gerçekten çok iyi yapıştırdı he arkadaşlar. Gerçekten güzel oldu. Vay. Wow. Harika. Bakın bu ürün gerçekten hani düzgün kullanıldığı takdirde çok acayip işe yarar bakın. Bence bu üründe okeydir. Bu ürünü de tavsiye ediyorum. Yani 50-60 lira şu ürün bence çok iş görür yani. Size anlatabileceğim ürünler bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şu anda tanıtma şeyim biraz kısıtlı çünkü ev taşıdım falan. Bayağı bir işlerle uğraştım. Ondan dolayı bu şekilde bir video sundum. Umarım bir sonraki videomuz daha kaliteli, daha profesyonel olur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yepyeni içeriklerle çok yakında sizlerleyiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.